Arkadaşlar merhaba. ALES 2013 sınavından bir soru. Sadece 4 işlem yaparak çözebileceğimiz sorulardan. Diyor ki 3'e 3'lük bir tablo her satırda bulunan sayıların toplamı o satırın sağında, her sütunda bulunan sayıların toplamı o sütunun altında yazılı olarak veriliyor. Bu toplamlara uygun olacak şekilde 1'den 9'a kadar olan tam sayıların tamamı tabloya yerleştiriliyor. Bazı hücrelerindeki sayıları verilmiş olan soldaki tablonun doldurulmuş hali sağda verilmiştir diyor. Yani şurayı toplayınca 3, 4 daha 9, 4 daha 16. Bir böyle topluyoruz. Bir de aşağıya doğru 1, 4 daha 5, 4 daha 7 daha 12. Buna göre diyor aşağıdaki soruları çözün. Buna göre soru işaretinin yerine hangi sayı yazılmalıdır? Şimdi buradaki ipucu kalan sayıları iyi kullanmak. Örneğin 2, 3, 5 var. Bizim burada 1, 4, 6, 7, 8, 9 kullanılmayan sayılarımız. Şu, şu ve şu sütunun toplamı 21'miş. Şu şekilde toplamda 18'miş. Buradaki 21 toplamı demek oluyor ki şurası 5 olduğu için şu kutuyla şu kutunun toplamı 16. Rakamlarda hazırlanan sorularda rakamlarda kullanılan bir şey vardır. İki rakamın toplamı işte 16, 17 gibi bir şey verilir. Ve bu 17 ise mesela 9 ile 8'in toplamıdır. Başka ihtimal yoktur. 16 ise de ya 9 ile 7'nin toplamı ya 8 ile 8'in toplamıdır. Ama burada yani bu oyunda kutulara birer tane aynı şeyi yazabiliyoruz. Yani 8'e 8 yazamıyoruz. Her biri bir kere geleceği için. Dolayısıyla 9'a 7 bu kutularda. Ama hangisi 9, hangisi 7? Birisi 9 ya da 9, şöyle 9'a 7, 9'a 7 yazalım. Hangisi olduğunu bulalım. Şimdi burası 9 olursa 2, 9 daha 11. Şuraya 4 kalıyor, şuraya 1 kalıyor, sağlıyor. Ama 7 yazarsak 2, 7 daha 9. Şuraya 15'ten çıkarttığımızda 6 kalıyor. 6, 3 daha 9 oluyor. Burası eksi 1 olması lazım. Dolayısıyla olmuyor. Bizim burada gelebilecek sayımız 9. Buraya 9, buraya 7 geliyor. Buraya da 4 kalıyor, buraya 1 kalıyor. 7, 3 daha 10. Şurada 3'ünün toplamı 18 olduğu için burası da 8 oluyor. Geçelim buna. Buna göre soru işaretinin yerine hangisi gelmelidir? Bir kere şuranın toplamı 18 ise 4, 8 daha 12, şurası 6. Bunu bulduk. 6, 1 daha 7, 12 olduğuna göre burası da 5. Şimdi yazmadığımız hangileri var? 2 var, 3 var, 7 var, 9 var. Bu dördünü bu dört kutuya uyacak şekilde doldurmamız gerekiyor. Şimdi şurası 8'miş, şu üç kutunun toplamı 20'ymiş. 20 olması için buradan hangi iki tanesinin toplamı gerekiyor? 9'a 3, başka türlü 20 çıkmaz. Ama hangi buraya mı 9, buraya mı 9 gelecek? Hangisine 3 gelecek veya ona bakacağız. Şimdi bir yazalım yine 9'a 9, 3'e 3. Şimdi bakınca 9 olsa 9, 10. 11 olması için buraya da 1 gelecek. O zaman 2 tane 1 oldu. Olmadı. Dolayısıyla buraya 9 gelmeyecek. Buraya 3 geliyor. 3, 1 daha 4. 7 daha 11. Buraya 9 geliyor. 9, 5 daha 14. 2 daha 16. Dolayısıyla soru işaretinin yerine de 2 geliyor. Yani neyi kullanıyor? Burada ipucu. Eğer iki sayının iki rakamın toplamı örneğin 16 ise o ya 9'a 7'nin toplamıdır ya 8'e 8. Burada 8'e 8 olmuyor. İki sayının toplamı 17 ise örneğin bu sadece 9'la 8'in toplamıdır. Diğer türlü her türlü küçük kaçacak. İki rakamın toplamı.